Cümleten selamünaleyküm. Muhterem hocalarım, muhterem genç kardeşler. 28 Şubat, yani 21 yıl önceye gideceğiz. Sizin herhalde o zamanlar bir kısmınızın çok küçük olduğu, çocukluk dönemlerini yaşadığınız dönemlerde. Biz 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazandık. Ben Yeni Mahalle'den seçilen, Yeni Mahalle Sol CHP'li bir belediye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de meclis üyesi oldum. Başkan vekili olarak da 10 yıl devam etti. ...94 seçimlerini kazandığımızda o dönemde henüz toplum ve halk alışık değil. Demokrasi sandıktan çıktık ama bunu içlerine sindiremiyorlar. Bizden önceki belediye başkanı Kara Yalçın Bey'in hanımı Neşe Hanım, çağdaş yaşamı destekleme ve kendisiyle ilgili olan bayanları toplayarak meclisin Dikmen Caddesi kapısında toplandılar ve orada eylem yapıyorlar. Kanımızla, canımızla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni teslim etmeyeceğiz, direneceğiz, savaşacağız diye. Halbuki biz demokrasi olarak seçimden çıktık, gelmemiz normal olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek üzere oraya geçmemiz lazım. Ama kanımızla, canımızla mücadele edeceğiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni vermeyeceğiz. Sanki Yunan geldi, aldı onu cihat şuuruyla meclisin önünde. Buna ilişkin olmak üzere Erbakan hocam, bakın bu bir demokrasidir. Demokrasiyi de biz öğrettik. İnsan haklarını da, hizmeti de. Bu bir demokrasidir, sandıktan çıkmıştır. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi dahil, İstanbul dahil bütün belediyeleri vereceksiniz ve yönetime geleceğiz. Ama Neşe Karayalçın'ın söylediği kanımızla canımızla olayına Erbakan hocam orada, ama bunun kanlı mı kansız mı olacağına siz karar vereceksiniz dedi. Bunu aldı götürdüler, yürüttüler. Belki şu an Erbakan hocamın o kanlı mı kansız mı dediği olayı tamamen aleyhine olarak bu olayı söylediler. Bu bir tarihi vesikadır, olaydır. Bunun müsebbibi, ana kaynağı Murat Karayalçın'ın hanımı Neşe Hanım'ın orada bu işi kanla canla Ankara Belediyesi'ni teslim etmeme olayıdır. Şimdi ben bunu 97'den, 28 Şubat'tan önceye gittim. Çünkü temeli hazırlanıyor. Yani 28 Şubat kolay hazırlanan bir şey değil. Bu hazırlanıldı. Ve bunun neticesinde bir 28 Şubat olayını yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimizde bir yazı geldi. O zaman yazıda Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu bize tebliğ etti. 18 bin personelimiz var, 20 bini geçiyor Ankara Belediyesi olarak. Personelimizin izlenilmesi yıkıcı, bölücü ve gerici faaliyet içerisinde bulunan personelin izlenerek aylık periyodik raporlara bağlanılması ve durumunun tarafımıza bildirilmesi diye bir yazı geldi. Melih Bey oturuyor, baktım ben yazıya. Dedim abi bu yazıya ben cevap vereyim. Ne cevap vereceksin dedi. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde söz konusu olan işlem ve eylemlerin hukuki açıdan Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesini ihlal ettiği, buna ilişkin olmak üzere ve hangi eylemler ve hangi maddenin ihlal edildiğinin bildirilmesi, buna ilişkin olmak üzere de söz konusu olan genelgeye, genelge de değil yani bir yazıya işlem yapılacaktır diye ben bunun cevabını yazdım, yolladım. Bu yazıyı yanıma da aldım. Daha sonra Abdurrahman Dilipak Bey ile Bacanaz İstanbul'a gittiğimde Tayyip Bey'e verdim. Tayyip Bey okudu, ya biz de cevap vermedik dedi. Ben bu yazıyı alıyorum Cengiz dedi. Peki abi size getirdim dedim. Ve bu yazıyla biz personelimizin, kendi içimizde yaşayan kişilerin, onların namazına, niyazına, hanımının başörtülü olmasına yahut da başörtülü olan zaten memur pek yok, ona da izin vermiyorlar. Yani bu şekilde bir işlemin yapılmasına bizi vesile kılacaklar. Biz o genelgeyi uygulamadık. O genelgeyle ilgili işlem yapmadık. Zannediyorum İstanbul'da yapmadı. Buna ilişkin Yeni Mahalle Belediyesi'nde
Erol Türk'e, o zaman o CHP'li, Aziziye diye bir Ankara'da olan arkadaşlarımız bilir. Yurdumuzun caminin yanında olduğundan dolayı bir okul var orada. Onun yıkımının gerçekleşmesi.